futbol tarafında inşallah başarılı olacağını umuyorum. Başarılı olurlar inşallah. Ama biz basketbol olarak elimizden geleni yapıp %100 bu senenin sonunda Süper Lig'e çıkacağız. Çıkmak için de savaşıyoruz. Arada yol kazaları olur, mağlubiyetler galibiyetler ama sonunda biz muhakkak Süper Lig'e çıkacak bir kadroyuz. Ona inançlıyız. Yani bu inancımızın yanında da taraftar lazım. Onlar da gelsinler. Hep birlikte bu sevinci, gururu yaşayalım beraber. Basket Medya'dan herkese selamlar. Bugün basketbolun duayen isimlerinden Ankara Gücü basketbol takımının baş antrenörü Halil Üner'le birlikteyiz. Kendisinin basketbola dönüş hikayesini, Ankara Gücü'nün hedeflerini ve takımın karşılaştığı zorlukları konuşacağız. Bu samimi sohbetimizde Halil Hoca'nın hem saha içindeki hem de saha dışındaki deneyimlerine tanıklık edeceğiz. Halil Hocam hoş geldiniz. Sizi burada ağırlamaktan büyük mutluluk diyoruz. Sağ ol, hoş bulduk. Birkaç soru hazırladık ama öncelikle takipçilerimizin bilmesi adına bir giriş yapmak istiyorum. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Nereden bahsedeyim? Yani çok eskiye gitmeyelim. Hocam çok evet, kariyer dolu çok dolu. Eskiye gidersek zaten çıkamayız. Bu gece çıkamayız. Ya şimdi ben basketbola Ankara'da başladım. Ankara'da Şekerspor antrenör hayatım öyle başladı. DS'de oynamaya başladım. Sonra İstanbul'a transfer oldum Galatasaray'a. Sakatlandım. Ankara'ya döndüm. Şekerspor'a bir takım kurdum. O takım 40 maç namalup Türkiye şampiyonu olunca inanılmaz bir istatistik bu arada 40 maç. Antrenörlük hayatına atılmış oldum. O gün antrenör kartım yoktu ama bu galibiyetler üzerine federasyon bana antrenör kartını hediye etti. Buradan transfer olup İstanbul'a gidişim. Orada Galatasaray, Fenerbahçe, Darüşşafaka, milli takımların her aşamasında Yıldız Genç, Amiri takım antrenörlükleri, Efes Pilsen, arkasından işte Karşıyaka gibi birçok takımda koçluk yaptım. Ama tabii bu koçluğu yaptığım dönemlerde genç olmam da kamuoyunda önemli bir etkendi. Evet hocam. Ben 24 yaşında Galatasaray A takım koçu oldum. 27'de A milli takım koçu oldum. Biraz erken başlamış hocam. Erken başladı evet. Sonra Çukurova'nın koçu oldum. Uzun yıllar işte Cumhurbaşkanlığı kupaları kazandık. Lig birincilikleri kazandık. Galatasaray'da da şampiyonluklar kazandık. Fenerbahçe'de öyle. Yılın koçu seçildim defalarca ki bir kalp krizi geçirene kadar. İlk kalp krizinden sonra bir dönem ara verdim. Ondan sonra tekrar bir basket maçını bir yerde seyredince ki o enteresan bir anıdır. Kalp krizi geçirdim, işlerimle ilgileniyorum. Benim şoförle birlikte Orhan Ağaçlı tesislerinde durduk Aksaray'da. O zaman Orhan Ağaçlı tesisleri gündemde bir yerdi. Evet. Orada da sütlacı onun, üstü de böyle yanık, şahane olur. Sütlaç yiyelim diye durduk. Tam sütlacı geldi, bir baktım televizyon kocaman o zaman. Tüplü sinema vizyon televizyonlar vardı büyük. Baktım bir basket maçı, gözlerim doldu. İşte o maçta da benim antrenörlükte takdir ettiğim rakip olduğum arkadaşlarımdan bir tanesi Murat Didim vardı. Onu görünce şoföre geri dön dedim. Karşıyaka'ya beni istiyorlardı. 10 maçta 0 galibiyetleri vardı. Onları aldım tekrar playoff'a soktuk. O şekilde tekrar basketbol serüvenim başladı. Ta ki 2011 senesine kadar. 10-11. 10-11'de de gene bir enfarktüs geçirdim. Bir stentler daha takıldı. Bir daha bıraktık. Arkasından da işte Ankara Gücü'nün... Oraya gelmeden önce evet, hocam bir araya gireyim. Evet. Kısaca bir bahsetmiş olduk aslında. Hocamızın kariyeri dolu dolu. 11 yıl aradan sonra basketbol sahalarına tekrar dönme kararı aldınız hocam. Evet. Bu süreçte sizi en çok hani motive eden şey neydi? Ben basketbol evde spor kanalı seyretmedim, televizyon seyretmedim. Bu süre içerisinde? Tabii. Seyretsem çünkü geri döneceğim. Bir tane maç seyretmedim. Yani kim var kim yok hiç bakmadım dahi. İş hayatımla ilgilendim. Ta ki buraya Ankara'ya geç bir sene önce Çözüm Koleji basketbol takımını... Erkek kardeşim basketbolun Ankara'nın yetiştirdiği en önemli sporculardan bir tanesidir. Behçet. Avrupa sayı kralı olmuş. Milli sporcu. O da antrenörlük hayatını burada sürdürsün diye o dönemde bir takımla anlaştık Çözüm Koleji ile. Onunla basket sahasına bir girmiş oldum. Arkasından da Ankara Gücü camiasının Süper Lig'e çıkmadığını ve ihtiyacı olduğunu görünce de Ankara Gücü ile böyle bir şeyin içine girdik. Kariyerinizi Ankara'da başladınız. Ankara'da okudum zaten. Ankaralısınız. Evet. Yani Ankara'da deneme lisesinden mezunsunuz. Yani önemli camialarda görev yaptınız. Verdiğiniz aradan sonra başkentin köklü camiası Ankara Gücü ile tekrar basketbola dönmek nasıl bir his? Yani bence Ankara Gücü'nü bu kadar basit iki cümleye sığdıramayız. İki cümleye sığdırırsak haksızlık ederiz. Çünkü Ankara Gücü 1910'da İmalat Harbiye'nin kurduğu MK Ankara Gücü Spor Kulübü İnebol'dan Ankara'ya mühimmat taşıyan İstiklal Savaşı döneminde çok önemli bir kurgunun bir parçası. Bu maneviyatı unuttuğumuz anda biz Ankara Gücü'ne haksızlık ederiz. Şimdi biz bu maneviyatla birlikte Ankara Gücü'nü yeni jenerasyonun Süper Lig'de bu duyguyla birleşmiş ama bu çimentoyla yani aradaki bu maneviyatla birleşmiş bir kulüp haline gelmesini istediğimiz için buradayız. Onun için de biz etrafa davranışlarımızda, taraftarla konuşumuzda hep bu maneviyatı öne alarak konuşuyoruz.
Maneviyatla birlikte aslında Ankara gücüne yakışan Evet. davranış dediğimiz Bu o, yani onlar da Ankara buluyoruz değil mi gücünün hocam? nerede olduğunu, Ankara gücünün kim olduğunu hatırlamak lazım. Yani şu anda taraftarların da, yöneticilerin de Ankara gücülüyüm diyen herkesin aslında dönüp tarihini Doğru. okuyup o ruhu içsellemesi lazım. Çok doğru hocam. Bu ruhu içsellemeden olacak şey hani bence haksızlık olur Ankara gücü ismine. Uzun yıllarca hani büyük kulüplerde hem görev aldınız hocam. Ankara gücündeki deneyiminizle aslında hem başkan hem de antrenörsünüz Ankara gücünde. Evet. Doğruyum değil mi? Değişmedi Başkan hala. Değişti mi? Behçet Oldu mu kardeşim, artık? evet. Tamam hocam. Ben yalnızca koçum ama beni atmama şartıyla anlaştık. Şimdi ben seyircili kulüplerden bahsedersek, Evet. Fener'e gittim mi Galatasaray dediler, Galatasaray'a gittim mi Fener dediler. Ama ben profesyonel olduğum için bu şekilde iki tarafta da çok keyifli çalıştım. Oralarda en önemli şey seyircinin gücü. Yani o seyirci, o maneviyat, antrenörü, sporcuyu motive etme. Antrenör ve sporcu Etkileniyor mu hocam? Araya gireyim burada o da. maneviyatla etkileniyor tabii. O tribünler, sokağa çıktığındaki insanların sana yaklaşımları, bunlar oyuncuyu motive eden en önemli şeyler. İki oyuncunun arasındaki fark, ikisi de aynı kabiliyette olsun, birisi seyircili takımda olsun, birisi seyircisiz takımda olsun. Seyircili takımda olan içindeki ekstra enerji, gücü diğerinden çok daha kolay çıkartır. Ve diğerini her zaman Baskılar. yener. Şimdi seyircinin önemini şeyden anlatayım. Çukurova takım vardı. Duydun mu bilmiyorum. Evet biliyorum hocam. Ben Galatasaray'da şampiyon olduğumuz sene Çukurova'ya transfer oldum. Türkiye tarihindeki belki en büyük transfer rakamına. 3 yıllık anlaşma yaptım. Gittim. Galatasaray renklerinden gidiyorum oraya. Son 4 yıl Galatasaray'daydım. Evin içini yeşil beyaza boyadım. İlk önce renkleri içselleyeyim diye. Sarı kırmızı renkten yeşil beyaz nasıl geçeceğim? İlk önce benim motive olmam lazım. Sonra takım 10.'ydu. Hiçbir oyuncu değiştirmeden, tek bir Amerikalı değiştirerek aynı takımla biz o ligi birinci bitirdik. Sebep de seyircinin maneviyatını arkamıza aldık. İyi bir destek var mıydı hocam? Seyircinin desteğini almak için seyirciyle iç içe olacaksın. Şeffaf olacaksın. İnsanlara doğruları söyleyeceksin. Ve ilk önce seyirciden beklediğini sen yapacaksın. Yani sen seyirciye hadi gelin aslanım kaplanım diyorsan ilk önce sen sahada aslan kaplan gibi davranacaksın. Yoksa seyircinin gelip orada bağırması o Çukurova kulübünde bakkal, kasap her taraf değil biz maç kaybetmek. Biz bir yıl boyunca toplam iki mağlubiyet aldık. Maç kaybetmeyi bırak. Kötü oynadığımız zaman bile bakkal kasap oyuncuya sorar. Ya abi neden böyle oldu? O baskı, o sevgi oyuncuların bütün içindeki enerjiyi yukarıya çıkart. Orada herkes, küçük çocukların hepsi basketbol aşığı oldu. Şimdi 3 sene böyle gitti. 3 sene sonra beni İstanbul'a davet ettiler. Dediler ki ya takımı İstanbul'a taşıyacağız. Maçtan maça Mersin'e gideceksin. Ben de o zamanki idarecilerine dediğim şey şu oldu. Ben oradaki halkın enerjisinin sayesinde bu başarıyı aldık. Mağlup olduğun zaman mağlubiyeti git İstanbul'da hiç umursama. Galip geldiğin zaman da seyirciyle paylaşmadan git İstanbul'a sosyeteyle yaşa. O ben değilim. Yani ben Medrano sirkini idare etmeye gelmedim dedim ve onun üzerine 3 yıllık daha kontratı reddettim. Efes'e koç oldum. Efes'e gittim. Benden sonra o dönemdeki hepimizin duayeni en iyi koç rahmetli Aydan Siyavuş. Ben de ondan öğrendim. Bütün öğrendiğim her şeyi. Aydan abiyi getirdiler ki benden sonra telafi etsin. Çok da transfer yaptılar. O takım 10. oldu. Bir sene sonra da kulüp kapandı. Yani seyirci, sporcu, yönetici, antrenör, fizyoterapist, masör, bunların hepsi bir ekiptir. Bu ekibin arasındaki çimento da saygı ve sevgidir. Çimento olmayan inşaat ne olur? Bu ekibin arasındaki çimentoyu da sağlam tutacak olan şey o kulüpteki örf ve adet, ahlak ve karşılıklı ilişkidir. Onun için de bu spor kulüplerinde onun bozulduğu anda seyircinin gücünü hissedemez. Seyirci ne kadar çok olursa olsun ama bu çimento yoksa, idareciler bunu sağlayamıyorlarsa, bu düzen kurulmamışsa başarısız olursun. Biraz Ankara gücüne giriyorum hocam Yine. artık. Geçen sezon son oynanan karşılaşmalarda güzel başarılar geldi aslında. Ama playoff için yeterli olmadı hocam. Ankara gücü basketbolu Süper Lig'i taşımak gibi büyük bir hedefiniz var. Bu hedefe ulaşırken karşılaştığınız yapısal zorluklar neler? Öncelikle bundan bahsedelim hocam. Bir de geçen seneden bahsedebiliriz. Şimdi geçen sene şöyle, ben zaten uzun yıllar basketten uzak kalmıştım. Geldik, yani ben başlamadım antrenör olarak. Başta siz yoktunuz değil mi hocam? Yoktum. Yani takım başladı ama bu takımın başlaması, hani daha ligin şartlarını bilmiyorduk. Kötü başladık. Yaklaşık 4-5 hafta hemen mağlup olduk. Sonra ben geldim. Biraz kaldım haftada bir iki gün kalarak devam ettik. Bir kazandık falan. Ama gene yetmedi. Onun üzerine ben ligin ilk yarısının sonunda burada ev tuttum. İşlerimi bıraktım. Haftada 5 gün burada kalmaya başladım. Ondan sonra da biz çıkışa Playoff kadar başladık. evet. Avarajla playoff'a giremedik. Son hafta Evet. deplasmanda kazanmamıza rağmen rakiplerin üçü de kaybedince kuvvetliler playoff'a giremedik. Girseydik lige çıkma şansımız vardı. Ama orada bırakmadık işi tabii.
bu sezon çıkabilmek için her şeyi yapacak dava adamlarının, benim bildiğim dava adamlarının hepsini aldım takıma. Biz şimdi her maç için tek ve tek savaşıyoruz. Her maçı kazanacağız inşallah. Kazanmaya uğraşacağız. Tabii burada bizim en önemli i̇nşallah. Desteğimiz seyirci. Taraftar bilsin ki burada Ankara Gücü forması için ter döken ve Ankara Gücü için her türlü mücadele yapan bir idare, bir teknik kadro ve oyuncu grubu var. Bunların yanında oldukları zaman Ankara Gücü sevgisini zaten yaşarlar. Ankara Gücü'nün o branş bu branş değil. Burada savaş veren bu basketbol takımının yanında olması lazım. Onun için de bu savaşta herkesi yanımızda bekliyoruz. Ankara Gücü'nün sahiplenen bir takım var. Hocamızın da dediği gibi gerçekten sahip çıktığımızda evet. Ciddi bir başarı elde edeceğimizi evet. Öngörebiliyoruz. Doğru muyum hocam? Tabii tabii ve bunun içinde gelip bizle beraber olsunlar. Biz buraya geldik, biz forma için her şeyimizi vermeye, kimseden bir şey beklentimiz yok. Yani maça gelecekler, herkes gelsin. Davetimiz, kimseden de 1 lira bir şey istediğimiz yok. Bizim istediğimiz tek şey bu formanın Süper Lig'de olması. Geçmişe ait olan bu maneviyatla bu jenerasyon çocuklar ileride ana olarak anlatsınlar, evet. Unutmasınlar. Asıl önemli olan bizle yaşı olanlar ileride torunlarını anlatsınlar. Yani Ankara Gücü Kulübü için böyle bir mücadele yapıldı. Biz de torbaya biz de bir kaşık tuz kattık. Nedir bu da? Oraya gelip orada onlarla beraber omuz omuza savaştık desinler ve gelsinler. İstediğimiz tek şey bu. Yapısal bir zorluk var mı şu an Ankara Gücü basketbolda? Bizim Ankara Gücü basketbol olarak yapısal bir sorun yok. Çünkü biz tamamen ayrı bir organizasyonuz. MK Ankara Gücü basketbol. Yani ayrı olarak derken hocam bilgilenmek isteyen taraftarlarımız var da biraz açabilir miyiz? Şöyle biz maddi olarak kendi kaynaklarımızla. Tamamen kendi imkanlarıyla kendi basketbol. Tabii kendi imkanlarıyla. Bu süreci kendi imkanlarıyla hallediyor. Evet ve bizim kimseyi de yadırgamıyoruz. Bizim kimseden bir beklentimiz yok. Yalnızca maneviyat bekliyoruz. Bizim yani istediğimiz şey bu. Sahaya çıktığımızda MK Ankara Gücü formasını giymekten, armasını taşımaktan onur duyan sporcularla, onur duyan insanlarız biz. Biz sahada bu savaşı verirken bizim yanımızda olunmasını bekliyoruz. Yani bu da tabii sloganımız şu. Bizim sahiden bileğimiz güçlüdür. Ama bizim bu bileğimizin gücü vicdanımızın sesinden gelir. Bizim vicdanımızın sesi de diyor ki Ankara Gücü formasını, Ankara Gücü armasını onurla taşı ve bunu Süper Lig'e çıkart. Biz ondan güçlüyüz. Ama bu gücü arttıracak şey de seyircinin, taraftarın aynı duyguyla bizle birlikte orada olması. Yol yürümesi. Evet. Hocam, Ankara Gücü'nün köklü bir kulüp olarak basketbol branşında başarılı olabilmesi için ne yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz? Ne yapılması gereken şeyler bunlar. Bir kere camia olarak gencinden yaşlısına herkesin bir arada olup Ankara Gücü basketbol için ben ne yapabilirim? Eminim hani bu yayından sonra arkadaşlarımız ve taraftarlarımız bir uğraş verildiği için, bir mücadele verildiği için sahip çıkacaktır hocam. Tabii yani gelsinler bir tane forma alsınlar, gelsinler otursunlar, seyretsinler. Olmayana biz yardım ederiz. Problem yok yani. Tamamen ayrı olarak üretilen bir süreç aslında. Evet. Kombinemiz var. Var. Kombinemiz var. Biletlerimiz var. Top salonunda oynanıyoruz. Salon gayet müsait. Bugün biraz taraftarlarımıza soru aldık hocam. Evet. Onlara da en son geleceğim. Genellikle nasıl geliyoruz? Soru çok soruluyor hocam. Evet. Bunu biz ayrıyeten basket medya olarak geçeceğiz. Vallahi ben nasıl geldiğimi bilmiyorum. Ben oradan çıkınca belirli yollar belirlemişim geliyorum. Ama biz neden toptayız? Evet hocam, onu sorabiliriz. Onu da söyleyeyim. Şimdi ben sporun içinde siyaseti sevmem. Spor politize olmayan tek şeydir. Herkesin görüşü kendine. Etnik gruplar olabilir, siyasi kanatlar olabilir. Onlara da saygımız sonsuz. Benim de siyasi olarak, yani politik olarak gönlümün olduğu bir yer vardır. Herkesin olduğu gibi. Ama spor bunun mecrası değil. Biz Mamak Spor Salonu'nda evet. Antrenman yapıyorduk. Orada bundan önceki dönemdeki belediye başkanı da bizi kucaklamadı. Bu sene için mi hocam? Geçen sene. Kucaklamadı. Bizim anlaşma olduğumuz spor salonu olmasına rağmen tek başına Ankara Gücü olarak bizim yanımıza Iğdır takımını gönderdiler. Aynı ligde iki tane takım aynı salonda oynamaz, aynı salonda olması doğru değil dememe rağmen Iğdır takımı Ankara'da antrenman yaptı. Gitti Iğdır'da maç oynadı. Onlara da söyledim, bu şekilde taşıma suyla olmaz. Siz de kapanırsınız. Ve bu sene kapandılar. Arkalarında enerji olmayan şey. Daha geçmişte yaşadığım Çukurova örneğini anlattım. Evet. Biz de o zaman geldik, topu kiraladık. Topla bir bağlantı yok, kiralıyoruz değil mi hocam? Tabii. Onu parası, belirtelim de. Topun yani kiralayıcısı, işletmecisi.
Ali Kavaklıoğlu benim yakın dostum. Sağ olsun. O bize kapısını açtı ve biz Top Spor Salonu'nda maçları ve antrenmanları yapıyoruz. Orası evimiz gibi kullanıyoruz. Onlara da ben buradan teşekkür ediyorum. Biz siyasi bir grup değiliz. Biz spor kulübüyüz. MK Ankara Gücü Basketbol Kulübüyüz. Taraftarlarımızın birkaç sorusu var hocam. Avrupa'ya gitme ihtimaliniz basketbolda var mı? Futbolda yıllardır yani Ankara taraftarının yüzü görmediği için basketbolda bu imkan var mı diye merak ediyorum. Zaten bizim hedefimiz o. Hocam uzak bir kitle var basketbola. Evet. Öncelikle hani onlara en basit bir şekilde bu Avrupa yolu var mı? Hedefimiz bu. Hedef şimdi bu. Süper Lig'e çıktığımız anda biz Süper Lig'de alınan dereceyle Avrupa yapacağız zaten. Bizim amaç olan bu yıl Süper Lig'e çıkmak. Bu yıl Süper Lig'e çıktığımız anda da Avrupa daha kolay bir hedef. Süper ve abi. Muhakkak gideceğiz. Buradan taraftarlarımıza hocam 50 soru aldık bugün. Sizle bir şey yaptık. 30'u bu soruydu. Avrupa ihtimali var mı basketbolda? Gelecek sezon için bir hazırlık var mı hocam şimdiden? Hayır, şimdi şöyle bizim bu takımımız içinde zaten ciddi önemli, bir yatırım önemli oyuncular var. Evet. Bunlara ilave zaten yabancı sayısı da artıyor. Evet. Bizim takımımızda insanlar gelip izlesinler. CJ Elabay diye bir oyuncu var. NBA. Evet. Geçen haftanın oyuncusu seçildi hocam. Süper Lig'de NBA oyuncu yok. Biz NBA bir oyuncu getirdik Ankara Gücü camiası seyretsin diye. Adam 24 yaşında 28 maç Portland'da ilk 5 başlamış. 80 maç oynamış. Genç bir oyuncu. 21 yaşında erken NBA olmuş. Yani bu adamın talentını gösteriyor, kabiliyetini gösteriyor, becerisini. Gelip bunu seyretsinler. Desteklesinler. Taraftarın parke sporuna etkisi nasıl diye bir soru var taraftarlarımızdan. Futboldan daha çok. Basketbol sahasında futboldan daha fazla etkisi var. Daha bir etki oluyor aslında. Evet. Voleybol da basketbol için. Baskette özellikle daha çok karşılıklı bir hareket olan bir sporda kapalı bir alanda yapılan tezahürat ev sahibi takımı hep avantajlı duruma getirir. Bir de biletler nasıl alınıyor diye sorulmuş hocam ama. BiletX'de var. Direkt BiletX'den online olarak alınabiliyor. Evet. Genel olarak sorularımız bunlar hocam. Evet. Hani camiamıza iletmek ve taraftarlarımıza söylemek istediğiniz mesaj varsa onlardan devam edelim. Valla ben eminim ki Ankara Gücü kulübünü, armasını benden daha çok seven binlerce insan vardır. Ben sahiden çok seviyorum ama uzun dönem Ankara'dan uzaktım. Atıp bununla kalkan birçok insan vardır. Neredeler onu merak ediyorum. Yani biraz küstüler hocam. Ama bize değil ki. Daha küsmüş, dağın haberi yok diyorlar ya. Evet. Bize niye küsüyorlar? Biz İnşallah hocam. Son sözlerimiz bunlar olsun o zaman. Var mı başka? Son sözümüz şu. Hep aynı şeyi tekrar ediyorum. Ankara Gücü, MK Ankara Gücü 1910'da kurulan çok büyük bir organizasyon. Çok büyük bir manevi amacı olan bir kulüp. Buna layık biz mücadele ediyoruz. Layık olmaya çalışıyoruz. Gelsinler bizim yanımızda bu mücadele olsunlar. Basketbol sahasında mücadele eden 12 kişi de bizim kenardaki bencimiz de bilinç içindeyiz. Onun için de zaten bir senedir bize bir baklava bile getirmeyen, bir hoş geldiniz bile demeyen, ne yapıyorsunuz demeyen bir camia yönetimden bahsediyorum. Ziyaret edilmedi mi hocam? Yok, henüz daha bir ziyaret yok. Ya çok da önemli değil yani. Ben aslında bu formayı seven, içselleyen insanların hep birlikte olması gerektiğine inandığım için söylüyorum bunları. Yoksa aslında şahsen bir kırgınlığım da yok. İsterlerse gelirler, isterlerse gelmezler. Ama orada bu mücadele yapan bir grup var. Bu formayı taşıyor. Orada manevi olarak gelip destek olunabilir. Ondan bahsediyorum. Evet.